Merhabalar sevgili hocalarım. Merhabalar. Bizi izleyen Merhabalar. herkese selamlar. Bugün biz yeşil ekonomi ve robotlarla ilgili bir workshop gerçekleştireceğiz. 6. İktisatçılar ve İdare Etme İstikametinde tetkikatçıların ilmi konferansında son günün workshopları devam edir. Bu workshopu ise Yunekömür Boyu Təhsil Mərkəzi ve Fibonacci International Olimpiyat komandası ile birlikte hayata geçiririk. Hal-hazırda konaklarımız da hem 19 Mayıs Üniversitesi'nde Rıza Altunay, Doktor Rıza Altunay, Ahmet Karaoğlu Sinop Üniversitesi'nde ve Profesör Doktor Caner Giray hocamızdır. Bu ve moderatör olarak karşınızda benim Yunekömür Boyu Təhsil Mərkəzinin direktörü Qələndər Məmmədli. Bugün ilk olarak aslında yani konuşmamız Türkçe devam edecektir. Hocalarıma da aslında sormak istediğim direkt konuya geçiş yapayım ben. Robot teknolojisinin insanlık ve dünya için etkilerine ilişkin neler söyleyebiliriz? Bu konuda ilk olarak Rıza Hocam sizle başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu şimdi biz robot olimpiyatlarda çok başarılı bir şekilde çeşitli üniversitelerde hem Azerbaycan'da Türk dünyasında birçok ülkelerde de devam ediyor. Ve bu artık yeni bir dönemin başlangıcının bir işaretidir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Robot teknoloji insanlık için, dünya için nasıl bir etkisi olacak? Bizi neler bekliyor? Öncelikle bütün katılımcı arkadaşlara selamlar iletiyorum. Robot teknolojilerinin insanlık ve dünya için etkileri nelerdir? Onlar hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Birden fazla aslında etkisi düşünülebilir bu konuda. İlk olarak ekonomik açıdan etkiler değerlendirilebilir. Daha sonra sosyal ve etik etkiler değerlendirilebilir. Çevresel etkiler değerlendirilebilir. Teknolojik ve bilimsel etkiler değerlendirilebilir. Bunların alt başlıklarına geçecek olursak, örneğin ekonomik etkilerde verimlilik artışı. Normal bir insan gücü değerlendirildiğinde verim robotlarla karşılaştırıldığında çok daha farklı noktalara gelebiliyor. Robotlar üretim sürecinde monoton ve tekrarlayan işlerin daha hızlı ve hatasız bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu ne yapıyor? Üretkenlik olarak insanların kullanımına göre, insanların makine kullanımına göre verimliliği mümkün olduğu kadar arttırma sağlıyor. Yine iş gücü değişimi. Şu an robotlar düşünüldüğünde bazı mesleklerde insan gücünün yerini rahatlıkla robotlar alabiliyor. Bu yine iş gücü alanında kolaylık sağlayabiliyor. Yani olumlu ekonomik etkiler sağlayabiliyor. Rekabet üstünlüğü. Robot teknolojisini benimseyen şirketler daha düşük maliyetlerle daha yüksek kaliteli ürünler üretebiliyor. Bu da global pazarda rekabet avantajı sağlayabiliyor. Yine ekonomik etkilerin dışında sosyal ve etik etkiler düşünüldüğünde yaşam kalitesini iyileştirme açısından robotlar düşünülürse, sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı, yine günlük yaşamın çeşitli alanlarında insanlara mümkün olduğundan fazlaca yardımcı olabiliyor. Yani bu özellikle yaşlılar ve engelliler için yaşam kalitesinde belirgin bir iyileştirme sağlayabiliyor. Yine eğitim ve becerileri düşünüldüğünde robot teknolojilerinin yaygınlaşması iş gücünün yeni beceriler kazanmasını gerektiriyor. Yani eğitim sistemlerinin buna göre uyum sağlaması, iş gücünün robotlarla birlikte çalışma yeteneğini arttırmasını sağlıyor aslında. Diğer bir nokta çevresel etkinlikler. Enerji verimliliği bizim için en önemli nokta. Zaten yeşil ekonomi dediğimizde enerji verimliliği direkt ortaya çıkıyor ya da kaynak yönetimi direkt ortaya çıkıyor. Enerji verimliliği noktasında robotları düşündüğümüzde belirli görevleri daha az enerji tüketerek ne yapabiliyor? Gerçekleştirilebiliyor. Bu da çevresel sürdürülebilirliğe mümkün olduğu kadar katkı sağlayabiliyor. Yine kaynak yönetimi konusunda üretim ve dağıtım süreçlerinde kaynak kullanımını mümkün olduğu kadar optimize edip ne yapıyor? Azaltıyor. Bu yine bize çevresel olarak fayda sağlıyor. Teknoloji ve bilimsel etkiler düşünüldüğünde yine araştırma ve geliştirme konusunda bunu işte tıp alanında düşünebilirsiniz, uzay araştırmalar alanında düşünebilirsiniz, tarım alanında düşünebilirsiniz. Birçok alanda bize ne sağlıyor? Yine yenilikler ve etkiler sağlıyor. Örneğin
bir robotik cerrahi düşünebilirsiniz. Ya da ne bileyim daha az, böyle daha minimal bir ameliyat yapıldığında robotik cerrahinin nasıl kapalı bir şekilde ameliyatlar yapıldığını düşünebilirsiniz. Bu bize aslında bir araştırma sağlıyor, bilimsel bir yenilik sağlıyor. Yine yenilik konusunda da robotların teknolojisi, yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojileri gibi alanlarda birçok yenilik sağlayarak aslında bize olumlu etkiler kazandırıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ahmet hocam, sizinle devam edelim. Şimdi bu teknolojik bir geçiş süreci aslında. Peki bunu bir yeni bir sanayi devrimi olarak nitelendirebilir miyiz? Bu hani etkilerle beraber bu konuda görüşleriniz nelerdir? Tabii şimdi robotların hayatımıza girmesi oldukça önemli bir nokta. Yani şimdi Rıza hocamın da bahsettiği gibi bir geçiş süreci olarak bayağı büyük değişikliklere sebebiyet verdi. Bunların başında tabii hocam da bahsetti. Aslında devrim niteliğinde bazı değişikliklere neden oldu. Bunlardan hani neler vardı? İşte iş gücünün insan ağırlıklı olarak değil de biraz daha hani özellikle zor görevlerde yapılması açısından robotlar oldukça önemli sıralara geldi. Şimdi tabii bu robot teknolojisinin yaygınlaşması aslında bizim sıklıkla Endüstri 4.0 diye adlandırdığımız bu sanayi devrimlerinin dördüncüsünün bir parçası olarak aslında kabul ediliyor. Tabii bu Endüstri 4.0'ın içerisinde de neler, mesela robotlar, yapay zeka, özellikle nesnelerin interneti kavramı ile birlikte, daha doğrusu büyük veri gibi ileri teknolojilerin de entegrasyonuyla aslında ortaya çıkıyor Endüstri 4.0'daki bu değişim. Tabii bu bağlamda hayatımızda katmış olduğu ve sanayi içerisinde katmış olduğu büyük değişimler sebebiyle de aslında yeni bir sanayi devrimi olarak nitelendirilebiliyor. Peki bunun basamakları neler? Bunlara bakacak olursak mesela neden biz buna hani sanayi devrimi diyebiliriz aslında? Dijital dönüşüm bunların en başında geliyor. Özellikle üretim ve hizmet sektörlerinde dijital teknolojilerin kapsamlı entegrasyonu iş yapış biçimlerini köklü bir şekilde değiştirdi. Mesela bugün robotlar özellikle hani büyük tedarik firmalarında, e-ticaret platformlarında insanların yerinde, bu dağıtım şirketlerinde, bunun organizasyonunda robotlar kullanılıyor. Yani bu da oldukça hızlı bir süreci bize sağlamış oluyor. Hatalar azalıyor ve verimlilik artıyor. Yani bu aslında devrim niteliğinde bir süreç olarak değerlendirilebiliriz. Yine akıllı fabrikalar ve akıllı otomasyonlar, fabrikalarda artık robotlar ve otonom sistemler ile birlikte üretim süreçleri oldukça esnek ve verimli hale getiriliyor. Yani burada fabrikalarda robotların kullanımı, kendi kendine karar verebilen, süreci anında değerlendirip daha verimli hale getirebilen yapıların kullanılması da yine aynı şekilde daha verimli bir süreci, daha esnek bir yapıyı sağlayarak aslında yine sanayi devrimi diyebileceğimiz bir yapıya zemin hazırlamış oluyor. Tabii yine iş modelleri de oldukça değişti. Yani bildiğimiz klasik iş modelleri yerine artık dijitalleşme ve özellikle mobilite kavramı, robot kavramıyla birlikte farklı farklı iş modelleri ve inovasyon fırsatları karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle veri bilimi, veri analitiği ve bu yapay zeka destekli iş, hizmetler işletmelerimize yeni gelir kapıları da açmaya başladı. Hani küresel ölçekte de düşündüğümüz zaman artık hayatımıza farklı farklı kavramlar, farklı farklı iş kolları, farklı farklı süreçler girmeye başladı. Yani bildiğimiz bu klasik iş hayatındaki terimlerin yerine tamamen devrim niteliğinde farklı kavramlar ortaya çıktı. Bu da yine yeni iş modelleri kapsamında değerlendirirsek sanayi devriminin aslında bir destekçisi olarak görebiliriz. Tabii küresel bağlantı ve işbirliği açısından da bakacak olursak robot teknolojileri ve dijital platformlar
bizim küresel ölçekte işbirliğini, tedarik zincirlerinin daha etkin yönetilmesine olanak sağlıyor. Artık dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna hem ticari anlamda hem perakende anlamında çok kolay bir şekilde aksamadan, hataya ya da işte herhangi bir soruna yer vermeden çok kolay bir şekilde ürün tedarik edebiliyoruz. Artık mesafeler de oldukça kısaldı. Küreselleşme diyoruz. Artık yaşadığımız şehirdeki bir tedarikçiden ürün alır gibi, alabileceğimiz gibi dünyanın bir ucundan, diğer ülkelerden de çeşitli ürünleri çok kısa sürelerde ne yapabiliyoruz? Tedarik edebiliyoruz. İşte bu süreçlerdeki bu hızlanmanın sebebi dediğimiz gibi bu mobilite kavramı, robotların yaygınlaşması, insanların gerçekleştirdiği iş ve eylemlerin robotlar tarafından daha hızlı, daha yönetilebilir bir şekilde gerçekleştirilmesinin bir sonucu olarak ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Tabii burada sonuç olarak bir değerlendirme yapacak olursak da geniş bir yelpazede bu robot teknolojisinin etkilerini incelediğimizde de bu etkilerin 4. sanayi devriminin önemli bir bileşeni olarak kabul edebileceğimizi ne yapabiliyoruz? Biz görebiliyoruz. Tabii yine her teknolojik gelişmede olduğu gibi bu gelişmeler fırsatları da ve zorlukları da beraberinde getiriyor. Yine her teknoloji gelişiminde olduğu gibi insanlar dönüşüyor, dünya dönüşüyor. Tabii bu dönüşüm her zaman doğru ya da işte kolay bir şekilde gerçekleşemiyor biliyor. Tabii bu zorluklar da yine zaman içinde aşıldığında özellikle insanlığın faydasına olacak dönüşümler ki sanayi devriminde olduğu gibi burada da robotlar önemli bir rol oynayacak diye düşünüyorum ben hem günümüzde hem de gelecekte. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel ve geniş bir gerekçelendirme ile cevapladınız. Özellikle hem ticaret hem istihdam noktasında değindiğiniz hususlar oldu. Ben bu açıdan Caner hocam aslında bu istihdam sosyal etkiler bağlamında tüketim dengesi nasıl etkilenecek bu yeşil ekonomi çerçevesinde aslında bu çünkü yeşil dünya dan bahsediyoruz. Artık bu bağlamda robotlar sosyal etkileri, istihdamı yani buralarda nelere dikkat edilmesi gerekmektedir Caner Hocam? Sizce? Merhabalar. Her bütün katılımcılara güzel bir pazar günü diliyorum. Değerli vakitlerini ayırıp katıldıkları için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok teşekkür ederim Kalender Hocam. Çok güzel bir soru sordunuz. En azından benim alanımla ilgili oldu. Çünkü başta konuşan iki hocamız direkt robot teknolojileri konusunda son derece uzman hocalarımız. Benim background'um biraz daha farklı. Ben yönetim, pazarlama, iletişim tarafındayım. Ve tüketici davranışlarını yoğun olarak inceliyoruz. Şimdi o mesela ilk sizin sorunuzla başlayayım. Sonra ben kendi eklemek istediğim noktalara da değineyim. Yani istihdam tarafında bir defa tabii ki çok büyük bir tartışma var. İşte işsizliği mi arttıracak yoksa tam tersi tüm dünyada çok önemli yeni alanlar açacak ve bu alanlar içinde kalifiye insan ihtiyacı olacağından aslında insanların daha fazla eğitim alma güdülerini şiddetlendirecek diye böyle bir tartışmalar var. Bunların ikisi de olabilir. Ben böyle çok futuristik yaklaşımlarda bulunmayı sevmiyorum. Bulunan insanların da birazcık yani yaşadığımız şu çağda 10 yıl sonrası için belki 1 yıl, 2 yıl belki ama bir 10 yıl sonrası için şu şöyle olacak diyen insanların da birazcık sezgisel hareket ettiğini, çok da verisel hareket etmediğini düşünüyorum. Çünkü veri o kadar hızlı artıyor ki bu verileri tamamını değerlendirip 10 yıl sonrasına şey yapmak zor. Ama dediğim gibi hani bu konuda ne olur bilemiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Ama net olan bir şey var ki bir defa robot teknolojileri dünyayı hani sadece iki kelimeyle ifade etmek gerekirse tabii ki çok alt başlığı var ama daha kaliteli ve daha verimli hale getirecek insanlık için. Daha kaliteli ve daha verimli. Kaliteden kastım şu, bir defa tüketiciler ve insanlar genel olarak çok daha bilinçli, bilgiye çok daha kolay ulaştıkları için bir defa sorgulayıcı olacaklar. Yapacakları, verecekleri tüm kararlarda çok daha ellerinde fazla veriye sahip oldukları için bu verileri değerlendirerek çok daha
talepkar olacaklar ve üreticiler diyelim kısaca her alandaki bisküvi üreticisinden teknoloji üreticisine kadar bütün üreticiler bu kalite talebine cevap vermek zorunda kalacak. Verimli olacak. Buna hiç girmeyeyim. Zaten önceki iki konuşmacı hocam harika bir şekilde anlattılar. Maddeler halinde anlattılar. Çok açık bir şekilde anlattılar. Verimlilik zaten tartışılmaz bir gerçek. İstihdam tarafında da doğal olarak bu söylediğim perspektiften yola çıkarsak doğal olarak istihdamı yapacak olan insanlar az önce bahsettiğim dünyayı yaratmaya kabil olan yeteneklere sahip insanları tercih edecekler ve her iki tarafta yani iş veren de iş talebinde bulunan da kendini geliştirmek zorunda kalacak. O anlamda tekrar dünya daha neden daha kaliteli olacak cümlemin arkasına bunları da ekleyebilirim. Şimdi diğer konu bir defa belki herhalde bir ikinci üçüncü oturum dönüş yapacağız değil mi Kalender hocam? Evet hocam. Tamam. Sorularda ek sorularım var zaten. Yine dönüş yapacağız. Tamam hocam. Benim sonradan girmek istediğim bir konu var. İnsanın ve insanın hayatta verdiği kararları daha rasyonel hale getirecek robot teknolojileri. Ben biraz kendi perspektifimden hocalarım kadar robot teknolojileri konusunda teknik bilgi sahibi olmamakla birlikte bu teknolojiler bizim hayatımızı felsefi bağlamda nasıl değiştirecek? Biraz ben onlara kafa yoruyorum. Bir defa hani onu söyleyeyim, ikinci oturuma bırakayım sadece bir motto olarak. İnsanı ve insanın verdiği kararları daha da rasyonelleştirecek. Bunun niye olduğunu sonra açarız. Onun dışında da az önce hocam değindi, dijitalleşme dedi. Tabii çok karıştırılan iki kavram var birbiriyle bağlantılı. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm. Yani işte bir tane firma, bir şirket ne diyelim mesela. Efendim işte biz artık müşterilerimize sipariş ekranını dijital şeyde güncel olarak gösteriyoruz dediğinde kendini tamamen dijital dönüşüm gerçekleştirmiş bir firma zannediyor. Fakat bunun böyle olmadığını biz defaatle anlatıyoruz çoğu ortamda. Dijital dönüşüm bambaşka bir şey. O az önce bahsettiğim örnek firmanın yaptığı şey aslında bir dijitalleşme adımlarından bir tanesi. Bir sürecini dijitalleştirmiş o kadar. Dijital dönüşüm çok daha farklı. Dijital dönüşümde de olmazsa olmaz şeylerden biri işte AI, Artificial Intelligence hepsini bir aynı torbaya koyalım ve kısaca otomasyon keza. Kısaca diyelim ki robot teknolojilerinde gelişim sağlamak olmalı. Dijital dönüşüm yapabilmek için. Otomasyonu da ayrıca yine ikinci oturumda konuşuruz. Bir de çok önemli bir şey, onu da ikinci oturuma, üçüncü oturuma bırakmak istiyorum. Direkt benim kendi background'umla ilgili bir konu. Alışveriş modelleri son derece değişecek. Son derece değişecek. Bunun arkasında çok büyük bir külliyat var. Hem geçmiş literatürle ilgili hem de şu anda önümüzde artık gerçekleşeceğine emin olduğum. Yani alışveriş modellerinin çok daha verimli, çok daha işe yarar, çok daha akılcı kararlarla yürütüleceğine dair çok hızlı yine çok büyük bir oranda literatür oluşuyor. Genel olarak benim şimdi ilk oturumda söyleyeceklerim bu kadar. Sonrasında hepsini açmaya çalışırız. Tekrar teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkür ederim Caner Hocam. Önemli bir başlıklar bizi bekliyor. Ben yeniden Rıza Hocam'a dönmek istiyorum. Şimdi biz burada yeşil ekonomi çerçevesinde aslında robotları hem yeşil ekonomiyle ilgili entegrasyon sürecini ele alıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu entegrasyon süreci yeşil dediğimiz zaten artık doğaya doğa dostu, doğaya zarar vermeden üretilen, bununla beraber aynı zamanda kaynakları etkin ve verimli kullanarak, aslında verimlilikten bahsettiğimiz için kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususu bir daha ön plana çıkmaya başlıyor. Bu durumda ortaya çıkan bir soru oluşuyor. Ne kadar bu entegrasyon yeşil mümkündür? Bu teşvik edilmeli midir? Yeşil ekonomi gelecek bir ekonomi biçimi ve hayat şeklimiz mi olacak? Robotlar bu süreci nasıl etkileyecek? Hocam mikrofonunuzu
Çok pardon, teşekkür ediyorum. Öncelikle yeşil ekonominin tanımını yapsak daha doğru olacak sanki katılımcı arkadaşlar için de. Yeşil ekonomi dediğimizde zaten ortaya çıkan doğal kaynakların korunması, özellikle sürdürülebilirlik konularını merkez alan, yine karbon atık salımını azaltan, çevresel zararları en aza indiren bir model olarak aslında karşımıza çıkıyor. Bu model yine yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği, atık yönetimi, yine temiz üretim teknolojileri, sürdürülebilir tarım gibi birçok alanda aslında ön plana çıkıyor. Burada ne baz alınabilir mesela? Yenilenebilir enerji kaynakları dedik. Robotlar bu alana nasıl dahil edilebilir? Şimdi yenilenebilir enerji kaynakları düşündüğümüzde mesela rüzgar enerjilerini, güneş enerjilerini düşünebiliriz. Bu enerjilerin tamiratı, onarımı, yine bunların yenilenmesi aşamasında insan gücünden robot gücü daha ön plana çıkabilir. Buraya daha entegre çalışabilir. Yine temiz üretim teknolojileri diyor. İnsanları düşündüğümüzde insanlara oranla robotlar hangi komutları verirseniz zaten o komutları işlemekle yükümlü. Ekstra alan dışına çıkabilecek bir yapı şu an için yok. Tabii makine öğrenmesi katıldığında kendileri öğrenip kendileri karar verebilen yapılar ortaya çıkabiliyor. Fakat şu an ben sadece bir konu üzerinden bahsettiğimizde, mesela temiz üretim. Siz robota bunun içerisinde sadece bu girecek dediğinizde ikinci bir şey kesinlikle onun içerisinde ne yapmayacak? Dahil etmeyecek. Mesela sürdürülebilir tarım alanı. Tarım alanında robotlar nasıl ön plana çıkabilir? Tarım alanında hepimiz biliyoruz, bir tarlanın oluşması için bir tarlanın ekim işleminde içerisine traktörler giriyor. Traktörler içerisinde çalışıyor. Daha sonra bunların ilaçlanması gerekiyor. Traktörler tarlanın içerisine giriyor, çalışıyor. Hepsi bir tahribat bırakıyor aslında tarlada. Bunun yerine şu an günümüzde sıkça kullanılan neler çıktı ortaya? Zirai dronlar çıktı. Mesela dronlar bir robot olarak düşünülebilir. Bunlar da nasıl piyasaya dahil oldu? Şu an bitkilerin ya da bir tarlanın sulanmasında ya da ilaçlanmasında diyelim, dronlar her bir noktaya ilaç verecek şekilde ne yapılabiliyor? Konumlandırılabiliyor. İlacın derecesi ayarlanabiliyor. Ne kadar miktarda ilaç atılacağı ayarlanabiliyor. Bunların ayarları yapıldığında ürünün verimliliği atıyorum 1'ken 1.5, 1.60, 1.70'lere çıkarılabiliyor. Burada direkt yeşil ekonomiye aslında katkısı oluyor. Doğa için, zaten doğadaki ürünleri geliştirmek için, doğayı temiz tutabilmek için yaptığımız bir nokta olarak çıkıyor karşımıza. Sürdürülebilirlik konusunda ise bu yeşil ekonomi ne kadar sürdürülebilir? Sürdürülebilir mi acaba? Tabii ki şu an günümüzde bunların ya da doğaya verilecek tahribatın önüne geçilebildiği sürece geleceğe de bu ne yapılabilir? Aktarılabilir. Bu konuda tabii ekonomik, sosyal, çevresel boyutlar ortaya çıkıyor. Bunların da ayrı ayrı ne yapılması lazım? Değerlendirilmesi lazım. Yani insanlık ve ekonomi düşünüldüğünde yeşil ekonomiye ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Benim kişisel görüşüm kesinlikle ihtiyaç vardır. Çünkü artık çevresel nedenler ortaya çıkıyor. İşte iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Doğal kaynakların tükenmesi gibi yapılar ortaya çıkıyor. Biyolojik çeşitliliklerin azalması, doğadaki yaşayan canlıların azalması gibi kavramlar ortaya çıkıyor. Bunların önüne mümkün olduğu kadar robotlaşmayla ne yapılabilir? Geçilebilir. Yine ekonomik nedenlerde enerji verimliliği, yenilenebilir enerjiler yine ön plana çıkıyor. Yeni iş alanları. Mesela normalde iş alanları, belli başlı iş alanları var. Biz o iş alanları içerisinde kendimiz üniversitelerde öğrenci yetiştiriyoruz. Bunları onlara entegre etmeye çalışıyoruz. O şekilde yönlendiriyoruz. Ama şu an robotlar mümkün olduğundan fazlaca hayatımıza girdiği için bir nebze o tarafa yöneltmemiz de gerekebiliyor. Yeni iş alanı dediğimizde mesela şu an yapay zeka çok gündemde olan bir konu ve çeşitlilikle okullarda da öğretilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekayı robota entegre ettiğinizde zaten yine robotlaşmanın gelişimini sağlamış olur. Yani sadece bugün de bırakmıyoruz, yarına da bu entegrasyonu mümkün olduğu kadar ekleyip ilerlemeye çalışıyoruz. Ya da uzun vadede sürdürülebilirlik. Uzun vadede de robotlar sürdürülebilir. Neden? Çünkü yeşil ekonominin kaynaklarının korunmasında bize mümkün olduğu kadar ne olacaktır? Yardımcı olacaktır. Onun dışında gerçekten bize entegre edilmeli mi ya da bunu kullanarak gitmeli miyiz? Kişisel olarak görüşüm kesinlikle robotları hayatımıza almamız gerekiyor. Ve bunun üzerinde çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Çok detaylı bir anlatım. Ahmet Hocam, aslında Rıza Hocam da değindi bu konulara ama alt başlıklar halinde atık yönetim ve enerji
politikaları gibi süreçler aslında yeşil ekonominin bir nevi yapı taşları içerisinde yer alıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu süreçler nasıl yönetilmeli? Robotların buradaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi yeşil ekonomi diyoruz. Aslında hani bir şeyi üretmek ne zaman değerli oluyor? Çevreye verdiğimiz zarar en az olduğu zaman ya da bir şey ürettikten sonra bunun değerini biz nasıl aslında anlayabiliyoruz? Kullanırken çevreye ne kadar az zarar veriyor? Tabii bunun için çeşitli kuruluşlar ne yapıyor? İşte örneğin motorların karbon salınımlarıyla işte ilgili emisyon değerleri vesaire bunlar hep belirli bir sınırda ne yapılmaya tutulmaya çalışılıyor. Ama tabii atık dediğimiz zaman sadece böyle işte sanayi atıkları, nükleer atıklar ya da ne bileyim kullandığımız araçların atıkları aslında akla gelmemesi gerekiyor. Yani bunlar tabii elbette büyük bir bölümünü oluşturuyor ama aslında bu atık kavramı sosyal olarak bizim evlerimizde başlıyor. Bunların ayrıştırılması da evlerde başlıyor. Tabii o işin ayrı bir boyutu. Tabii bu atıkların toplanıp biriktirildiği ortamlarda da ne yapılması gerekiyor aslında bir bakıma dönüştürülmesi ve ayrıştırılması gerekiyor. İşte tam bu noktada artık çok büyük miktarlarda olan bu atıkların daha hızlı, daha etkili bir şekilde ayrıştırılmasında robotlar devreye giriyor. Ya da işte akıllı sistemler dediğimiz sistemler devreye giriyor. Bu aslında bir nebze de olsa neye sağlıyor? Bize sürdürülebilirliği de getiriyor. Yani bu işin sürekli olmasını da sağlıyor. Tabii otomatik ayrıştırmada robotlar özellikle hani ülke ve devletlerin politikalarında bunlar önemli bir yer ediliyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerin özellikle ayrıştırılması sürecinde robotlar önemli bir rol oynuyor. Gelişmiş sensörleriyle işte çeşitli yapay zeka algoritmalarıyla ya da işte farklı mekanizmalarıyla neyin ne olduğuna çok daha hızlı bir şekilde karar verip bu ayrıştırma sürecinde ve özellikle de geri dönüşüm sürecinde etkin bir rol oynayabiliyorlar. Mesela plastikleri, metalleri, cam atıklarını, organik atıklarını oldukça hızlı bir sürede tespit edip ne yapabiliyorlar? Geri dönüşüm kanallarına yönlendirebiliyorlar. Yani bu bakımdan bu açıdan geri dönüşüm tesislerinde özellikle robotların kullanımı oldukça önemli bir noktada duruyor şu an için. Tabii sadece dönüştürme açısından da değil, bu atıkların toplanması sürecinde özellikle şehirlerimizde bunların aslında başlaması daha verimliliği arttıran bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Yani sorunun kaynağında çözüm üretmek aslında biraz daha bizim hem amaçlarımıza ulaşmamızdaki hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamızı ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Tabii bu noktada devreye de bu sefer akıllı atık toplama sistemleri giriyor. Yani buradaki bu atık toplama süreçlerini ki bu süreçler yerel yönetimlerin sorumluluğunda biliyorsunuz. Bu süreçlerin özellikle optimize edilmesinde robotlar ve IoT teknolojileri dediğimiz yani internete bağlanabilen ve her noktadan tespit edilebilen ya da kontrol edilebilen sistemlerin kullanılması bizim bu amaçlar doğrultusunda yerinde çözüm olarak başvurduğumuz ilk çözümlerden bir tanesi. Mesela bu sistemler bu atık konteynerlarının doluluk olanlarını ne yapabiliyorlar? Kontrol edebiliyorlar. Dolayısıyla toplama araçlarının güzergahlarını bu yönde optimize edebiliyorlar ve bu noktada da yakıt tüketimini özellikle de karbon emisyonunu oldukça yüksek seviyelerde azaltabiliyorlar. Yani siz bu sistemleri kullanmazsanız belki de hiç dolmayan bir atık toplama kutusu için fazladan bir mesafe tüketeceksiniz. Yani oraya gitmeniz çok verimli olmayacak. Ama bu otonom sistemler, robot sistemleri ya da akıllı sistemler ya da IoT sistemleri her ne derseniz deyin, bunların yerinde kullanımı da özellikle bizim daha sonraki hani atık dönüştürme basamağına bir nebze olsa verimlilik açısından da ne yapacaktır? Katkı sağlayacaktır. Tabii burada yine robotlar şu noktada da önemli bir
yer ediniyor kendisine. Özellikle tehlikeli atıkların ayrıştırılmasında. Yani hani tamam biz burada amacımız ne her zaman? İşte karbon salınımını azaltmak, yeşil bir dünya kurmak, daha çevreci çözümler sunmak. Bunların her biri kimler için daha yaşanabilir bir dünya ve insan sağlığını daha iyi seviyelere çıkarabilmek için. Tabii bu tehlikeli atıkların işlenmesinde insan sağlığı açısından da oldukça büyük riskler barınıyor. Tabii burada kimyasal olsun, biyolojik olsun, nükleer atıklar olsun, bunların güvenli bir şekilde işlenmesini de yine bu robot teknolojileriyle sağlayarak, özellikle bu süreçlerden insanları uzak tutarak yine insan sağlığı açısından olabilecek zararlı durumlarında önüne robotlar vasıtasıyla da ne yapmış olabiliyoruz? Geçmiş olabiliyoruz. Ayrıca radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde taşınması ve depolanması açısından da biz yine robot sistemlerini kullanarak daha güvenli bir taşıma ortamını hem bu işi gerçekleştiren kişiler ve hem dünyada yaşayan diğer canlılar açısından da daha böyle sağlıklı ve tehlikesiz olarak gerçekleştirebiliyoruz. Benim söyleyeceklerim, çok da uzatmak da istemiyorum aslında. Tabii bu konuda konuşmak saatlerimizi de alabilir. Diğer katılımcılara da yine değerli görüşlerini, özellikle Caner hocamın da, çok faydalanıyoruz o açıdan. Kendi alanımda söyleyeceklerim bunlar kısacası. Ahmet hocam çok teşekkürler. Çok farklı bakış açısı ortaya koydunuz. Caner hocam aslında yine size daha çok bu yönetim ve pazarlama noktasındaki anlayış üzerinden bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü evet, makineleşme rasyonel bir akış aslında, ama bunun kaçınılmaz olan sosyal etkileri var tabii ki. Şimdi burada aslında benim kendimi hakikaten merak ettiğim şey de şu: İnsanlık neden böyle bir geçişe ihtiyaç duydu ve bu yükseliş ekonomi ve insan hayatını nasıl etkileyecek, özellikle bu az önce dediğiniz tüketim anlamında? Yani insanlar bugün de çok aşırı tüketim akışı içerisindeler. Niye robot teknolojisi nasıl bir şekil verecek bu tüketim biçimlerine? Teşekkür ediyorum Kalender Hocam tekrar. Şimdi yani tüketimi, tabii insanların bu aslında tüketim çılgınlığı yeni bir şey değil. Tarihi işte bir Göbekli Tepe'den sonra artık 20 bin yıl diyoruz rahatlıkla. Yani zaten Karahan Tepe, Göbekli Tepe, işte Göbekli Tepe 12, Karahan 14 bin yıl öncesine götürüyor. Bir 6 bin de biz ekleyelim. Yani 20 bin yıldır yerleşik bir yaşam var. Onu anlıyoruz. Şu anda elimizdeki verilere göre. Ve ben katılımcıların tamamına da Borough'un tüketim kitabını şiddetle tavsiye ederim. Türkçe'ye çevrilmişti. Belki Azerbaycan Türkçesine de çevrilmiştir. Şiddetle tavsiye ederim. Hatırlatırsanız sonra chat bölümüne de yazarız. 160 sayfalık güzel bir kitaptır. Kitap şunu anlatıyor: aslında insanlık tarihini şekillendiren şeyin tüketim kavramı olduğunu. O yüzden çok değişik bir bakış açısı. Yani klasikte bize ne derler? Savaşlar dünyayı değiştirdi. İşte şunlar dünyayı, ama tüketim hiç bahsedilmez. Halbuki o kitabı okuduğunuzda gerçekten kafanızda bir soru işareti oluşuyor. Acaba tüketimi dünyayı şekillendirmiş diye. Şunun için söyledim bunu. Tüketim aslında hep var. Yani insanoğlu, hani Homo sapiens, şimdi artık yeni tür olarak bizlere Homo sapiens sapiens deniyor. Homo sapiens sapiensler her zaman tüketmek üstüne kurulu varlıklar. Aynı doğadaki tüm diğer akrabası olduğumuz diğer memeli türleri gibi. Değişen hiçbir şey yok. Hayvan belgesellerinde diğer memelileri de seyrettiğimizde aslında hayatları yemek, içmek ve üremek üstüne kurulu. Onu da görüyoruz. Aslında çok temelde bizim de hayatlarımız bunun üstüne kurulu. Şimdi dolayısıyla tüketim hep vardı. Fakat bugünkü, Kalender Hocam'ın dediğini anladığımı düşünüyorum, bugünkü kadar hiç miktar olarak istek, ihtiyaç demiyorum. Zaten o hep aynıydı. Ama miktar olarak niye arttığının cevabı aslında ilk bakışta basit. Alternatifler çoğaldı. Fakat şimdi mesela benim akademik alanım nöropazarlama. Biz beyin üzerinden tüketici davranışlarını anlamlandırmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz.
Orada yapılmış çok bilinen bir deney var. Yanılmıyorsam Wharton Üniversitesi'nde. Bir standta gidiyorlar, standa şeyler, araştırmacılar rica ediyorlar ve oraya bir haftalık bir laboratuvar gibi kullanacaklarını söylüyorlar. 24 tane reçel koyuyorlar standa. Ve bir haftalık, tabii bu kadar basit değil, bu çok önemli bir dergide yayınlanmış, çok önemli bir araştırma, ben çok kısa anlatıyorum. 24 çeşit reçel koyuyorlar ve bir haftalık ciroyu tutuyorlar. Sonra bu reçel sayısını 6'ya indiriyorlar. Bakın çok basit bir yöntem. Tekrar ciroyu tutuyorlar ve cironun %38, 24 taneye göre 6 reçel sunmanın tüketimi, %30 satışları %38 arttırdığını fark ediyorlar. Ve bunun üzerine o kadar çok deney yapılıyor ki, benzer deney. Benim derslerimde de hep öğrencilerime söylediğim gibi şunu fark ediyorlar. Alternatiflerin çokluğu aslında insanın şu anda küçük kıyametlerinden bir tanesi. Ya da küçük lanetlerinden bir tanesi hepimiz için. Neden derseniz, biliyorsunuz evrim hiç bitmeyen bir süreç. Yani şu anda da bizler evrim geçiriyoruz. Biz ve doğadaki tüm canlılar, bitkiler, tüm canlılık diyelim. Şu anda geldiğimiz bir nokta var. İşte bugün 26 Mayıs 2024 itibariyle bir yerdeyiz. Bütün homo sapiens sapiensler olarak hepimiz kendimizi mükemmel, evrimde son prototip, son haline gelmiş en son model varlıklar olarak görüyoruz ama bu külliyen yanlış. Biz sadece işte yaklaşık 13 milyar yıl önce dünya olmuş, 7 milyar yıl önce canlılık başlamış, 2 milyar yıl önce de bugünkü bizim homo dediğimiz cins yavaş yavaş orta katadan üremeye başlamış. Bilim dünyasından şu anda kabul ettiği modelleri söylüyorum size. Şimdi 2 milyar yıldır devam eden bir süreçte biz 26 Mayıs 2024'teyiz, bu kadar. Yani evrim devam ediyor. Bizim 500 bin yıl sonraki torunlarımız bambaşka beyin yapılarına sahip olacaklar. Nasıl beyin yapılarına sahip olacakların cevabını az önceki oturumlara söylediğim gibi o futuristik tahminlemeye girer. Kimse bilemez bunun cevabını. Ama bizden çok daha farklı beyin yapılarına sahip olacakları kesin. Çünkü 500 bin yıllık, ki şunu da belirteyim değerli katılımcılar için, evrimde 500 bin inanın çok küçük bir rakam. Hala küçük bir rakam yani. Ama değişecek tabii ki bir şeyler. Ez cümle şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün biz bu kadar alternatif çokluğunu değerlendirecek beyin yapılarına sahip değiliz. Yani sektör, daha doğrusu insanın, şöyle diyelim, insanın üretme isteği tüketme kabiliyetinden önde gidiyor. Tekrar edeyim, insanın üretme isteği tüketme kabiliyetinden, alternatifleri değerlendirebilme yeteneğinden, o bilgiyi işleme kapasitesinden daha önde gidiyor. Biz çok üretiyoruz ama bu kadarını değerlendirecek kapasitemiz yok. Dolayısıyla biraz tüketim çılgınlığı bundan da kaynaklanıyor. Yani alternatifler çok vesaire, kafamız karma karışık. En basitinden bugün markete gittiğimizde çikolata, süt, şampuan reyonuna baktığımızda, buna şu an seyreden herkes yaşıyordur. Hepimizin kafası karışıyor. Benzer fiyatlar, benzer vaatler vesaire vesaire. Burasına girmeyeyim artık daha fazla. Ben diğer tarafta da demiştim ki ikinci oturumda bahsedeyim. İnsan hayatını daha rasyonel hale getirecek robot teknolojileri. Onun en büyük dayanağım şu. Şimdi 2000'li yıllara kadar insanoğlu rasyonel, analitik, kognitif, yani bilişsel süreçleri beyninde çok daha fazla karar mekanizmalarında kullanan bir varlık olarak tanımlanıyor ve böyle öngörülüyordu. Fakat biz 2000'li yıllardan sonra yapılan tüm deneylerde, değerli katılımcılar bunu gerek Google'dan, gerek Google Scholar'dan, gerek akademik makalelerden takip edebilirler ve teyit edebilirler. Biz son 20-25 yılda yapılan tüm deneylerle şunu fark ettik ki insanoğlu rasyonel bir varlık değil. Yani seçenekler arasında kaldığında tamamen kognitif, biliyorsunuz beyinde hem duygusal hem de bilişsel süreçlerimiz beyinde oluşuyor. Yani romantik arkadaşlarımız için üzücü bir haber vereyim. Kalp denilen yerde duygu falan oluşmuyor. Kalp sadece burada binlerce yıldır bir metafor olarak kullanılıyor. Kalbin duygularla bir ilgisi yok. Hepsi beyinde oluşuyor. Dolayısıyla da biz beyinde duygular mı daha önemli karar vermede?
bilişsel süreçler mi daha önemlinin cevabını yaklaşık işte yine 20 bin yıl diyelim, 20 bin yıldır yanlış biliyormuşuz. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyorum. İnsana dair, yani size, bana, hepimize dair bir paradigma sıçrayışından bahsediyorum. İnsanoğlu aslında sanılanın aksine rasyonel değil, irrasyonel, bilişsel süreçleriyle hareket eden değil, tam tersine kararlarının bir rakam vermek gerekirse %95'inde duygularıyla hareket eden, duygularına bakarak karar veren bir varlıkmış. Bu tabii girdiğim zaman çok beni kolay susturabileceğiniz bir konu olmadığı için ben burada susup işi şeye bağlayayım, robot tarafına bağlayayım. Şimdi robot teknolojileri demiştim ya, insanı tekrar daha rasyonel hale getirecek. Yani insan rasyonel olacak demiyorum, bakın. Hani yüzde verelim, %95'e 5 demiştik ya, %95 duygular, %5 bilişsel süreçler demiştim ya. Bu %5 yine tamamen uydurarak bir rakam veriyorum. Bunu bilmek mümkün değil. Bu %5 belki tekrar %10'a, %15'e çıkacak. Yani bilişsel analitik yöntemlerle karar vermekte ama. Niye? Çok basit. Bunun sebebi şu. Biz, benim tabii alanım insanın irrasyonel davranışlarında satın alma, alışveriş yapma alanı. Dolayısıyla biz bu alanda, benim de yaptığım birçok araştırma var. Orada net görüyoruz ki İnsanoğlu satın alma kararını verirken son tahlilde duyguları devreye giriyor ve tamamen bilinç dışı. Bilinç dışı. Bunlar da iki tane çok önemli kavram. Bunlara da girersek şu an çıkamayız. Arzu ederseniz, yani kalender hocam açın derse bir sonraki oturumda biraz açmaya çalışırım. Ama bilinç dışı kararlarla satın almalarımızın birçoğunu yaptığımızı biliyorduk. Şimdi robot teknolojileriyle, mesela sadece Alexia'dan örnek verelim. Adam evde yürürken diyor ki, hey Alexia diyor, yarın diyor bir tane hoparlör alacağım, bana bütün hepsini değerlendir. Alexia, evet, Amazon'a çalışıyor, onu biliyoruz tabii de, her ne kadar çaktırmamaya çalışsa da. Ama hani diyelim ki Alexia olmasın da bunun adı, Kalender olsun şeyin, robotun adı. Güzel de bir robot ismi olur hocam, Kalender. Şimdi düşündüm de. Anlamı çok güzel çünkü isminizin. Kalender olsun, hey Kalender. Bana işte yarın bir hoparlör almayı planlıyorum. Evde yürürken konuşuyoruz bakın. Bana fiyatları çıkar, onu çıkar, bunu çıkar, konfigürasyonları kıyasla. Bana bir şey söyle diyoruz ve bunu yapabiliyor artık robot teknolojileri. Hele bir de AI geliştikçe bunun nereye gideceğini tahmin etmek bile çok zor. Şimdi ne oluyor? Ben normalde bizim bildiğimiz satın alma, işte son 20-25 yılda bu paradigma sıçrayışının farkında olan akademisyenler olarak, pazarlama akademisyenleri olarak biz şunu biliyorduk. Gidiyoruz ya, ben aslında hoparlörlerde konfigürasyonları falan kıyaslıyorum, fiyata bakıyorum ama son tahlilde bir tane hoparlörün kutusunun tasarımı, packaging, ya da işte etiketinde yazan, aslında hiç de kullanmayacağım ama çok ilgi çekici, cazip bir özellik, ya da tam kararı verme aşamasındayken yanıma gelen çok yardımsever bir satış temsilcisinin beni diğer ürüne yönlendirmesi gibi birçok duygularımın işin içinde olduğu süreçlerle ben bir anda satın alma kararımı değiştirebiliyorum ya da her neyse verdiğim kararı gerçekleştirebiliyordum. Fakat şimdi bu kalender robot örneğinden gidecek olursak, benim neredeyse duygularımı devre dışı bırakıyor bu alet. Kararlarda. Tabii ki duyguların çıkması mümkün değil. Ayrıca yine isterseniz gireriz detaylara ama duyguların oranını çok düşürüyor. Tamamen benim o kalender robotun bana ürettiği konfigürasyona bağlı çok daha rasyonel bir karar vermemi sağlayabiliyor. En önemli bizim alışveriş modellerinde ilk oturumda da söylediğim yapacağı değişiklik bu. Ama birçok başka etkisi de olacaktır. Onları da ayrıca konuşuruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel açıklama verdiniz. Aslında bu, evet, bu kapsamları konuştuk ama bir diğer, şimdi robot teknolojisi aslında dijitalleşme, veri analizi çıkarken de her konuda da aynı şeyler tartışılıyor ama bunun bir etik ve regülasyon kavramları var. Şimdi bu konuda Rıza hocam, sizce devlet burada hangi noktada durmalı? Etik ve regülasyon kısmında süreçler nasıl ilerlemelidir?
Teşekkür ediyorum Kalender Hocam. Bu arada değerli bilgiler için Caner Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Öncelikle söylemek istediğim bir nokta, alışveriş modellerinde Caner Hocam bahsetti bayağı. Buraya entegre edilmiş algoritmalar var zaten, çalışan algoritmalar var bildiğim kadarıyla. Şöyle bir örnek vermek istiyorum, sonra etik konusuna geçeceğim. Mesela marketten zeytin almaya giden bir kişi kesinlikle ekmek alıyor. Fakat ekmek almaya giden bir kişi zeytin almıyor, ne alacağı belli değil. Peynir almaya giden bir kişi kesinlikle ekmek alıyor. Yine başka bir şey almaya giden belli olmuyor. Bu sayede marketlerin ekmek stoğunu belirleyebiliyorlar. Yani günlük kaç ekmek satacağını, ne yapabileceğini müşterilerin almış olduğu diğer ürünlerden çıkarıp ortaya koyabiliyorlar. Böyle şekilde bir alışveriş modelleri oluşmuş durumda aslında. Giderek de gelişiyor. Sadece ek yapmak istedim. Etik ilkeler ve standartlar konusunda aslında çok önemli bir konu. Çünkü bunu bütün dünya kullanıma başlıyorsa belli bir etiği ya da standardı olmak zorunda. Çünkü robotları kendi başlarına bırakırsak, ki yapay zeka düşündüğümüzde zaten ya da makine öğrenmesini düşündüğümüzde robotlar kendi kendine karar verebilir artık bir duruma geçtiğinde etik çok önemli. Şöyle söyleyebilirim. Burada şeffaflık ve hesap verilebilirlik. Yani robotların, yapay zeka sistemlerinin karar verme süreçleri tamamen şeffaf olmalı. Bu özellikle otonom kararlar alabilen sistemler için geçerli. Yani bir otonom kararlar alacaksa bu tamamen şeffaf olmalı. Ya da sorumluluk. Yani robotların neden olduğu, hatalar veya kazalar durumunda sorumluluğun kimde olduğuna net bir şekilde karar verilebilmeli. Şimdi Ahmet Hocam şeyden bahsetti, Endüstri 4.0'dan bahsetti. Endüstri 4.0 zaten sanayi devrimi olarak çıktı ortaya. Şu an Endüstri 5.0 gündemde, hatta toplum 5.0 olarak da değerlendiriliyor bu. Endüstri 4.0'da tamamen makinelaşma ön plana çıkmışken Endüstri 5.0'da aslında insan makine entegrasyonu daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Burada insan ve makine bir arada çalışırken özellikle sorumluluk maddesinde bir hata çıktığında, bir kaza olduğunda sorumluluğun kimde olduğu ne yapılabilmeli? Tespit edilebilmeli. Ya da gizlilik ve veri koruma. Örneğin robotlarda özellikle kişisel veri işliyorsa bu verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve kullanılması lazım. Bu veriler farklı kişilerle paylaşıldığında çok farklı şeyler doğurabilir. Ya da kişisel mahremiyet. Yani insanların mahremiyetini ihlal etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve kullanılmalı. Yine eşitlik ve adalet konusunda. Robot teknolojilerine ve bu teknolojinin getirdiği avantajlara toplumun tüm kesimine eşit olarak erişim sağlanmalı. Yani mesela bir robot üretildi, bir noktaya kadar sen erişebilirsin, bir noktaya kadar sen erişebilirsin, bir noktaya kadar şu kesim erişebilir olmamalı. Yani herkese eşit bir erişim, adaletli bir erişim sağlanmalı. Yani ayrımcılığın önlenmesi lazım. Kesinlikle işte algoritmalar tasarlanırken işte şunlara şu şekilde cevap ver, bunlara bu şekilde cevap ver şeklinde tasarlanmamalı. Bunların aslında hukuki çevrelerini düşündüğümüz, işte regülasyon konusunda, hukuki çevre konusunda yasal düzenlemeler kesinlikle yapılmalı. Bunun için kapsamlı bir mevzuat oluşturulmalı ki robotların tasarımı, üretimi, kullanımı, denetimi bu yasal düzenlemelere tabi olarak piyasaya sürülmeli. Bunun için de işte ulusal olabilir, uluslararası olabilir, birçok düzenleme yapılmalı. Güncellenebilirlik mesela bizim için çok önemli. Neden? Çünkü teknoloji hızla gelişiyor. Yani teknolojinin doğası göz önüne alındığında zaten devamlı değişen bir dünyadayız. Devamlı değişen bir teknoloji içerisindeyiz. O yüzden güncelleme çok önemli ve esnek olabilmeli. Düzenlenecek bu yasal düzenleme. Ya da standart ve sertifikasyon sistemi olabilir mesela. Burada teknik standartlar olabilir. Yani robotların güvenliği, performansı, etik kullanımına yönelik teknik standartlar belirlenip bu standartlar altında çalıştırılabilir olmalı. Ya da sertifikasyon. Mesela bu nedir? Belli standartlara uygun olarak üretilen ve kullanılan robotların sertifikalandırılması gerekebilir. Mesela bir kalem üretiyorsunuz, örnek veriyorum. Bunu üreten robotun standart olması lazım. Bir standarda göre üretmesi lazım. Birisinde bu boyda, birisinde daha kısa boyda, birisinde mürekkebi fazla, birisinde mürekkebi az. Random bir şekilde değil, daha fazla ne olması lazım? Standart olması lazım ki bir sertifikasyon sistemi olsun. Aslında burada devlet devreye giriyor. Devletin rolü ne olabilir burada? Devlet ne yapabilir bunun için? Devletler ne yapabilir? Birçok, çünkü uluslararası birçok yerde kullanılmaya başladı. Mevzuat geliştirme. Daha az önce de bahsettim. Özellikle devletler robotların teknolojisi için gerekiyorsa yasal bir çerçeve oluşturmalı.
Ya da uluslararası bir işbirliği politikası olabilir. Uluslararası işbirliği yapılıp işte şu robot şu alanda kullanılacak, bunun ilerisine geçilmeyecek ya da bunun gerisinde kalınmayacak gibi belli bir sabit işbirliği uygulanabilir. Yine bunların denetimi ve uygulaması olabilmeli. Yani denetim mekanizmaları. Mesela bu robotları kim denetleyecek? Biz bir robot ürettik. Buna yapay zeka sistemini entegre ettik. Belli bir standardı verdik. Ama yapay zeka her gün kendini öğreniyor. Her gün yeni bir şeye karar verebiliyor. Her gün yeni bir şey üretebiliyor. Burada denetimi kim yapacak? Bu denetim mekanizmasının iyi kullanılması ya da iyi kurulması lazım. Uygulama ve yaptırım konusunda yine yasaların ihlal edilmesi durumunda ne tür bir yaptırım olacak? Mesela eskiden askeri alanda da bir tank top atmadı da tanka ceza veriliyormuş. 40 gün ceza, 1 ay ceza, 6 ay ceza, bir daha atış yapılmayacak. Böyle bir denetim mi olmalı? Ya da bunun denetim uygulama neresinde olmalı? Yaptırım nasıl getirilmeli? Bir robot diyelim ki kalemi yanlış üretti. Kalemi yanlış ürettiğinde direkt bu robotu devreden almalı mıyız? Ya da bunun üzerinde geliştirilebilir mi olmalı? Ve buna ek olarak yine eğitim ve bilinçlendirme yapılmalı. Yani toplum eğitilmeli. Bu konuda toplum gerçekten bilinçlendirilmeli. Bunun için eğitim programları yapılabilir. Halkla ilişkiler kurulabilir. İş gücü arttırılabilir. Yeniden programlamalar yapılabilir. Sürekli eğitimle desteklenebilir. Etik komisyonları ve kurullar oluşturulabilir. Bunlar bağımsız komisyonlar olabilir. Danışma kurulları olabilir. Bu konuda ilerlenirse hem ulusal hem de uluslararası olarak devletin politikaları daha düzgün bir halde şekillenir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ahmet Hocam, şöyle bir mekanizma aslında Rıza Hocam uluslararası kısma değindi ama ben bunu birazcık daha sizin de bakış açınızda ele almak istiyorum. Yani şöyle bir şey var. Şimdi teknolojinin geliştiği coğrafya belli. İlerleme kaydedilen ülkeler belli. Şimdi bu ülkelerde ki yapılanma ve bakış açısıyla diğer dünya ülkelerinde farklı ülkelere bu teknoloji ihraç edildiğinde olabilecek yaklaşım arasında da aslında hem kültürel hem sosyal farklılıklar da söz konusudur. Şimdi bu açıdan ele aldığımızda uluslararası işbirliği ve politikalar aslında veya bu işbirliği süreçleri nasıl oluşmalı sizce? Ya da böyle bir sürece ihtiyaç var mı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi yani işbirliği süreçleri zaten kendinizi tek başına bir şey yapmaya kalktığınız zaman hani bilimin zaten uluslararası olması şeyine aykırı davranmış oluyorsunuz. Yani sadece kendi başınıza özellikle mesela küresel sorunlarda eğer çözüm üretecekseniz mutlaka bir işbirliğine gitmeniz ya da işte bazı protokoller içerisinde olmanız mutlaka olacak. Tabii kültürel farklılıklar elbette olacak ama yaşadığımız sorunlar her bölgede hemen hemen aynı olarak karşımıza çıkıyor. Yani istediğiniz kadar hani farklı kültürlerde yaşayın ama sorunlar hep aynı. Mesela küresel en büyük sorunumuz şu an ne? İklim değişikliği, değil mi? Yani bu yaşanılan bölgedeki kültüre göre farklı oluşan bir mevzu değil. Dolayısıyla ortak kararlar alınmak zorunda ya da belirli bir paydada buluşup bu kararları hep birlikte nasıl uygulayabiliriz onun düşüncesi içerisinde olunması gerekiyor küresel anlamda. Bu anlamda da zaten Caner Hoca şeyde bahsetti, Rıza Hocam da bu konuda özellikle kaynakların da sürdürülebilir bir yönetimine ihtiyaç var. Yani doğal kaynakların özellikle hani verimli kullanımı ve atık yönetimi konularında da bahsetmiştik. Sonuçta doğal kaynaklarımız bizim sadece bir bölgeden başlayıp kendi bölgemizde ne yapmıyor? Sonlanmıyor. Dolayısıyla doğal kaynakların da ortak kullanımı açısından yine bazı ulusal ya da uluslararası ya da bölgesel işbirliklerine ne olacaktır? Her zaman ihtiyaç olacaktır. Çünkü bu dünyayı hepimiz ortak kullanıyoruz. Her ne kadar sınırlarla çizilmiş olsa da bizim kendi bölgemizde yaptığımız bir yanlış politika başka komşu bölgelerdeki iklim değişikliğinden tutun da işte çevre kirliliğine kadar bütün şeyleri etkiliyor. Dolayısıyla mutlaka kültürler de farklı olsa
ortak bir paydada buluşmanın gerekliliğine ne yapıyorum? İnanıyorum ben açıkçası. Zaten insan hayatı, sosyal hayat bunu gerektiriyor. Farklı kültürlerin, farklı coğrafyaların mutlaka bir ortak bir alanda bir araya gelmesi, bir karara varması ama sonuç olarak makro ölçekte kendi yerel halkına, kendi vatandaşına bunu kendi kültürüne uygun bir şekilde yansıtabilmeli. O kültür ayrılıkları problemi daha çok hani bölgesel yönetimlerin ya da işte ülkelerin ortak alınan evrensel kararları kendi halkına nasıl uyarlayabileceği aslında sorununu ortaya çıkartıyor. O da bölgedeki devletlerin, ülkelerin sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu konuda hükümetlerin genel çerçevede ortaklık yaptıklarında, yani dünya evrensel anlamda bir birlikteliğe girdikten sonra alınan kararları kendi kültürlerine nasıl uyarlayabilir, nasıl entegre edebilir, onlar daha özel ölçekte düşünülebilecek konular olarak karşımıza çıkıyor. Tabii kültürel farklılıklar olsa da uluslararası bazı standartlar olmak zorunda. Yani eğer aynı dünyada yaşıyorsak, aynı problemlerden müzdaripsek ne yapmamız gerekiyor? Ortak bir paydada buluşmamız gerekiyor. Ortak standartlar ve regülasyonlar belirlememiz gerekiyor. Bu standartların ve regülasyonların bölgesel, ülkesel, çevre olarak farklı kültürlere dönüştürülmesini ya da entegre edilmesini de kendi hükümetlerimizin üzerine düşen bir görev olarak ben açıkçası ne yapıyorum? Görüyorum. Yani bu bağlamda tabii büyük kuruluşlara da işte Birleşmiş Milletler olsun, OECD olsun ya da işte bizim yine birçok ülkenin imzaladığı Paris Antlaşması olsun, işte Kyoto Protokolü olsun. Bu tarz protokoller belirli bir çevreyi belirler, belirli bir çerçeve sunar. Ama devletler kendi kültürlerine, kendi halkına uygun bir şekilde bu çözümlerin, bu protokollerin nasıl uygulanacağına dair çeşitli adaptasyon süreçlerini ne yapmakla mükelleftirler? Geliştirmekle mükelleftirler. Ben bu görüşteyim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel, çok geniş bir bilgi sundunuz. Caner hocam, benim de alanım pazarlama olduğundan dolayı aslında süreçleri takip ederken sizinle ben de aynı bakış açılarından bakıyorum. Mesela Amerika'da da bir örnekle karşılaştım. İşte robotların ırkçılık yaptığı son nihai sonuç olarak, çünkü yapay zeka ile entegre öğretildiği için ona öğretilen öğretilerin sonucunda tercihen beyaz olana daha avantajlı davrandığı ve siyah olana karşı ırkçılık yapma eğiliminde olduğu gözlemlendi. Şimdi bu aslında birazcık belki metni normal bir insan ona öğretilen metni okuduğunda bu çıkarımı yapmıyor ama dediğiniz gibi duygulardan arındırıp bilinçaltı ve bilinç dışını değerlendirdiği için bu noktada robot daha somut ve açık bir şekilde eğilim gösterebiliyor. Şimdi aslında buradan sizin az önce bahsettiğiniz o bilinçaltı ve bilinç kavramlarını ele alarak bu noktada sizin görüşlerinizi, yani bu aslında bu uluslararası bir işbirliği ve iletişimin bu noktada nasıl kurgulanması gerektiği ile ilgili görüşlerinizi almak isterdim. Tabii Kalender Hocam, keyifle. Bu ırkçılık yaptığına dair tartışmayı ben de duydum. Bir YouTube'da bir program dinliyordum. Orada duydum. Evet, öyle bir şey olmuş. Bunu da etikle birleştirebilirim aslında. Tam siz etik sorduğunuzdan beri iki değerli hocam çok detaylı ve güzel açıklamalar yaptı. Yani dedim ki ben kendim... Çok pardon. Çok pardon. Dedim ki yani kendim hani burada nasıl bir şey aslında etik? Şimdi en sonunda beynimde şöyle bir cümle oluştu. Dünyada şu an ne kadar etik varsa bu işte bu kadar etik olacak. Yani çünkü Rıza Hocam'ın söylediği gibi robot teknolojileri algoritma ile çalışıyor. Yani kendi kendilerine aslında daha sonrasında bir bilgi üretiyorlar, yaşama dair bir bilgi üretiyorlar ama biz ne verirsek, sahipleri onlara ne verirse onu yapıyorlar. Dolayısıyla bugünkü dünyada etik ne kadarsa, etik konulara dikkat verilen önem ne kadarsa bence robot teknolojilerinde de bu şekilde olacak. Diğer sorunuz neydi hocam? Onu atlamayalım.
bilinç ve bilinçaltı kavramlarıyla aslında bir o metni biz bilinçli bir şekilde okuduğumuzda belki fark etmiyoruz. Bilinçaltında biz de aynı tutumu sergilemiş olabiliyor muyuz diye düşündüm. Robot şimdi bundan arındığı için daha net bir tavır ortaya koyuyor ama insanda da aynı durum söz konusu olabilir. O yüzden bunu birazcık o bağlamda hocam, tartışmak istiyorum. Çok sağ olun hocam. Psikolojide bir teori var. Aramızda katılımcılar arasında psikoloji kökenli olan varsa bilir. Şimdi bir bireysel gölge dediğimiz zihinde bir yer var. Bir de kolektif gölge. Gölge kavramı psikoloji bilimine ait. Yani bir metafor aslında. Ya da buna kolektif bilinç dışı ya da işte bireysel bilinç dışı diyebiliriz. Çok pardon. Bu teori diyor ki evet hepimizin bir bireysel bilinç dışı, bilinçaltı süreçleri var. Lakin bizim tamamımızın oluşturduğu bir de kolektif bilinç dışı ve bilinçaltı var. Çok özür dilerim. Biraz rahatsızım. Şu çok pardon. İlaçlarla 3 gündür sağ olun. Çok ciddi bir öksürük var. Tekrardan özür diliyorum herkesten. Şimdi bu hepimizin bireysel bilinç dışı diyelim. Şimdi hocam bilinç dışı, bilinçaltı da birbirine çok karıştırılan iki kavram aslında aynı şey değil. Hani onu söyleyelim. O yüzden ben bundan sonra bilinç İsterseniz dışı diyelim. İsterseniz açın hocam onu. İsterseniz açalım. Kavramları farkına açın. Sonra... Evet, bilinçaltı işte ta Freud'la tarihlendirilen ama aslında ben bir Alman kitap görmüştüm. Yani çok da üzülmüştüm kendi Türk coğrafyam adına. Çünkü 1779 basımı bir Alman kitap. Bit pazarında görmüştüm. Kitabın başlığı bilinçaltıydı. Yani Almanya'da adamlar 1779'da böyle bir kavramın farkına varmışlar. Ama bunu tabii meşhur eden Sigmund Freud, büyük deha. Daha sonrasında da Carl Gustav Jung var. Şimdi bilinçaltı bizim zihnimizde nerede olduğunu tam olarak bilemediğimiz ama işte amigdala ile sürüngen beyin ve limbic brain arasında bir yerlerde olduğundan emin olduğumuz, yerini tam gösteremediğimiz bir bölge. Bu ne yapıyor? Bu doğduğunuz gün çalışmaya başlıyor. Beyin ölümünüzün gerçekleştiği gün çalışmayı durduran kısım. Yani bu ne demek? Uykunuzda bile hiç durmayan bir bölüm. Rüyaların görülme sebebi sizin bilinçaltınızdır. Bilinçaltınız size rüya gösterir vesaire. Bilinç dışı ise bizim işte Daniel Kahneman, o Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın Sistem 1 ve 2002'de Sistem 1 ve Sistem 2 adını verdiği, bizim otomatik davranışlar yapmamızı sağlayan, yani hayatta hareket edebilmemizi, devinim sağlayabilmemizi ve yaşamımızı sürdürebilmemizi sağlayan beynimizdeki kısım. Neden otomatize etmemiz gerekiyor bazı şeyleri? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu anda ben ve diğer tüm siz, diğer tüm katılımcı hocalarımın ağzından çıkan cümlelerin birçoğu aslında bilinç dışı, bilinçaltı tarafından otomatize olarak ağzımızdan çıkmasını sağlıyor. Yani ben burada tamamen bilinç seviyesinde konuşmaya kalksam inanın konuşamam. Neden? Böyle bir cümle kuramam. Bakın böyle bir cümle kuramam. Kaç kelime kullandım? Galiba ben böyle bir cümle kuramam. 4-5 kelime kullandım. Bu 4-5 kelimeyi bile bir araya bilinç seviyesinde getirmek inanın vakit alır. Ama 10 saniye alır ama 20 saniye. Dolayısıyla da hızlı konuşamazsınız. Daha öte bir şey söyleyeyim. Bakın hep verdiğim örnekten vereyim. Belki katılımcıların zihninde daha iyi oluşur. İlk araba kullanmayı öğrendiğiniz güne geri dönün. Eğer düz vites öğrendiyseniz bizim gibi. İşte yanınızda direksiyon sürücü hocanız vardı. Oturdunuz, dikizi düzelttiniz, aynaları düzelttiniz, koltuğunuzu ayarladınız, direksiyonun yüksekliğini ayarladınız. Dediniz ki kendi kendinize, bakın tamamen bilinç seviyesindesiniz, dikkat edin. Dediniz ki şimdi debriyaja dibine kadar basmam gerekiyor. Sonra gaza basarken debriyajı yarıya getireceğim. O sırada debriyajı bırakacağım, gazla devam edeceğim. Bu arada vitesi de 1'e takacağım falan, uzatmayalım. O günlerinizi hatırlayın. Peki şu anda işten çıktınız, eve gidiyorsunuz arabanızla. 45 dakikalık yolda bazen
Ya ben eve hangi arada geldim diyorsunuz kendi kendinize. Yolda o kadar çok şey düşünmüşsünüz ki vitesi bire mi taktınız? Direksiyonu sola mı çevirdiniz? Sinyal verdiniz mi? Efendim gaz debriyaj dengesini sağladınız mı? Bakın hiçbirini hatırlamıyorsunuz bile. Çünkü artık zihniniz bunu otomatize ettiği için bilinç dışı mekanizmaya geçti. Yani siz artık bilinç seviyesinde araba kullanan bir kişi değilsiniz. Ne zaman bilinç tekrar devreye giriyor biliyor musunuz? Allah göstermesin, üstünüze bir tır geliyor. O orada bilinç devreye giriyor ama yine duygular sizi yönlendiriyor falan. O da ayrı bir şey, bir konu. Ayrı bir konu. Sizin, bakın orada da şunu söyleyeyim. Duygular her zaman zihinde sizin bilişsel süreçlerinizden önce oluşuyor. Onun da hemen önce benim deneyimi söyleyeyim. Halı sahanın arkasına ben oturtuyorum insanları. Tel vardır biliyorsunuz. Dünyanın en iyi futbolcusu bile, en sert şut çeken futbolcusu bile topa vursa o telleri, o topun delemeyeceğini hepimiz biliriz. Ama her birimiz o halı sahanın tellerin arkasında banklara oturmuş maçı seyrederken bir futbolcunun vurduğu şutun, topun bize doğru geldiğini gördüğümüzde o telden geçemeyeceğini bildiğimiz anda şu hareketi yaparız. İstisnasız herkes yapar. Herkes yapar. Şimdi bağlayacağım. Şimdi bu benim deneyim. Bir de yine psikolojide Skinner adlı dünyaca ünlü 20. yüzyılın en büyük psikologlarından birinin yaptığı deneyle birleştireyim. O da benzer bir şey yapıyor. Bir hayvanat bahçesinde bir cam küpün içine bir ya boğa ya anakonda, o 15 metre olan resmi de var çünkü, dünyanın en büyük yılanlarından bir tanesini koyuyor. Alta da bir elektrik düzeneği yapıyorlar. Bu elektrik düzeneği dışarıdan düğmeye basıldığında çok hafif, hayvanı sadece gıdıklayacak kadar, canını bile çok yakmayacak kadar bir elektrik veriyor hayvana. Zemine veriyor. Hayvanda sürüngen olduğu için zeminde. Ve hayvan canavliyle o elektriği her yediğinde cama doğru hamle yapıyor. Şimdi fakat şunu yapıyor psikologlar. Camın üstüne herkesin göreceği büyüklükte kocaman bir levha asıp şöyle bir şey yazıyorlar. Bakın bu cam küp özel olarak yapılmıştır. Roket bile atsanız geçme ihtimali yoktur. Kalınlığı da şu kadar santimetredir. Yılandan korkmanız gerektiren hiçbir şey yoktur yazıyorlar. Ve kamera kurup on binlerce insanı bir ay boyunca seyrediyorlar. İstisnasız yılan hamle yaptığında geri kaçmayan bir kişi bile yok. O yazıyı okuduğu halde. Şimdi benim halı sahayla bunu birleştirin. Bu şu demek. Korku duygusu senin bilişsel sürecinden daha hızlı oluşuyor. Yani senin bilişsel sürecin dur Caner korkmana gerek yok diyene kadar amigdala'da oluşan korku sana diyor ki kaç. Kaç hemen diyor. Üzerine bir şey geliyor diyor. Sana zarar verebilecek. Buradan bile anlıyoruz ki tabii sonra bunun görüntüleme yöntemleriyle de testleri yapıldı. Artık o konuda hiçbir şüphemiz yok. Duygular beyinde bilişsel süreçlerden daha hızlı oluşuyor ve o bilişsel süreci örseliyor. Onun ortaya çıkmasına izin bile vermiyor. O yüzden dedim az önce Helender hocamın güldüğü noktaya döneyim. Haklı olarak o konuyu bildiği için güldü. Üzerinize bir tır gelirken siz hesaplama yaparak kaçamazsınız. Duygularınız, korku duygusu devreye girer ve size milisaniyeler içerisinde kaçacak hareketi yaptırtır. Yani bakın yine duygularımızla hareket ediyoruz. Toparlayacak olursak bilinçaltı bu. Bilinç dışı ise bizim işte o bilinçaltından gelen doğduğumuz günden o andaki anımıza kadar beynimizde biriktirdiğimiz tüm tecrübe, görgü, bilgi, birikim, gözlem, davranış, okuduğumuz kitaplar, seyrettiğimiz sinema filmleri, tiyatrolar, bütün insana dair bilgiyi topladığımız bölge. Hani deriz ya, mesela ben derim yani, sınıfta derim ki bakın gidin dünyanın en zeki ama böyle fanusta büyümüş insanını çok kolay kandırırsınız. Ama ortalama zekada bir 30 yıllık karakoldaki polis memurunu kandıramazsınız. Çünkü o polis memuru 30 yıldır adamın tek işi yalan dinlemek. Yalan atan insanları dinliyor. Adamın başka bir işi yok. Biliyorsunuz karakoldaki memurun işi nedir? Yani çok kutsal bir iş yapıyorlar.
Ama adamlara gelen herkes yalan atıyor. Adamlar 30 yıl boyunca, 30 yıllık bir memurdan bahsediyorum, o kadar çok yalancı görmüş ki bilinçaltında artık, mesela bir şey daha söyleyeyim, ek bilgi vereyim. İnsan yüzünde kaç tane mimik vardır? Hocalarım bir tahmin edin. Kaç tane mimik vardır sizce? 500. Siz hocam? Hocam böyle bir soru sorduğunuza göre bayağı fazla olsa gerek. O yüzden tahminde bulunmuyorum. Kalender hocam? Ben de 1000 diyeyim. Hocam insan yüzünde Wharton Üniversitesi otistiklerle ilgili bir araştırma yaptığında, bu yıllar önce ortaya çıktı zaten, 10.000'den fazla mimik var. 10.000'den fazla. Şimdi ben bilinç seviyesinde kendi gözlerimle 10.000 tane mimiği ayırma imkanına sahip değilim. Böyle bir canlı değiliz Homo sapiens sapiens olarak. Ama bizim öyle bir bilinçaltımız var ki, hani bazen deriz ya, ya bu adamı sevmedim. Niye sevmedim birader? Sevmedim yani, bilmiyorum. Ya sana kötülük mü yaptı, küfür? Hayır, hiçbir şey yapmadı. Çok da nazik, kibardı ama sevmedim. Samimi bulmadım ben bu adamı deriz ya. İşte o, onu sana dedirten senin bilinçaltındaki o tecrüben. O adamın yüzünde bazı mimikler yakalıyorsun. O kasların kombinasyonuyla oluşan 10.000'den fazla mimik içerisinden bazı mimikler yakalıyorsun. Ama sen bunu sandığın gözünle yakalamıyorsun. Beyninin görme bölgesiyle yakalıyorsun. Ve bilinçaltın diyor ki bu adam iyi bir adam değil diyor. İşte 30 yıllık memur örneğine dönecek olursak, o yüzden o memuru kandırmak çok zor. Sen istediğin kadar zeki ol, istediğin kadar bilmem ne ol. Tekrar pencereleri kapatıp geri döneyim. Dolayısıyla da insanoğlunun bilinçaltı dediğimiz kavram bu işe yarar. Ve bizim çoğu zaman işte o araba kullanma örneğinde olduğu gibi davranışlarımızı otomatize etmemizi sağlar. Ve biz çoğu davranışımızı artık gün içerisinde bilinç dışı şekilde yaparız. Sınıfta hoca ders bitti dediğinde öğrencinin sıradan amfinin arkasından kalkıp kapıyı açıp sınıftan çıkmasına kadar geçen bir süre var ya, çocuk onu bilinçle yapmaya kalksa sınıftan çıkması 10 dakika sürer. Onu bekleyen çok risk var çünkü. Ama o çocuk kalkıyor, farkında bile değil. O sırada sınıftan çıkacağını düşünmüyor. O sırada o başka bir şey düşünüyor. Dur çıkışta arkadaşımı arayayım, yemek yemeye gideyim. Ona otomatize davranışı bu yaptırtıyor. Ve yine toplayıp en başa dönelim. İşte bilinç dışı ve bilinçaltı kavramları bu noktada birbirinden ayrılıyor ama birbirine eklemlenmiş iki kavram. Kesinlikle eklemlenmiş. Ama bizim satın alma veya hayattaki çoğu kararımızın arkasında bu iki kavram var. Bilinç altında biriktirdiğimiz tecrübe, bilgi, birikim, bilinç dışı bir şekilde de hayatımızı idame edebilme özgürlüğü. Bir son motto cümle söyleyeyim. Ben hep söylüyorum, diyorum ki bilinç dışı ve bilinç altı evrimin bize en büyük armağanıdır. Evrim eğer zihnimizde bu süreçleri oluşturmasaydı biz hayatlarımızı sürdüremezdik. Bakın hemen yine son bir örnek. Mesela özellikle iki tane hocam için, çok değerli hocam için geçerli. İkisi de çok kognitif alanlarda çalışıyorlar. Hocalarımız bir bilgisayar programlama işinle meşgulken, sormayalım şimdi, şey yapmayalım ama ben tahmini atayım kafadan, onlar beni düzeltirler. 7 saat, 8 saat boyunca sadece kodlamayla uğraşırlarsa, bu çünkü bilinç seviyesinde yapılan bir iş. Bakın akşam eve gittiklerinde ev ahalisine derler ki kimse bana karışmasın, benim hemen uyumam lazım. Çok yorgunum, konuşmaya bile halim yok. Doğru mu hocalarım? Bunun sebebi bilinçli, bilinç halinde zihnimizi kullanmada bir kapasitemiz var. Fakat bilinç dışı kullanmada hiçbir kapasitemiz yok. Hayatta 1001 tane değişik şey düşünerek, inanın 3 gün yemek su versinler, biraz da uyuyun bir iki saat, 3 gün boyunca yürüyebilirsiniz. Sadece bedenen yorulursunuz. 3 gün sonra da oturduğunuzda dersiniz ki doğada harika bir yürüyüş yaptım, sadece uykum var, bacaklarım çok ağrıyor dersiniz. Zihninizde zerre yorgunluk hissetmezsiniz. Diyeyim, burada biraz uzattım, kusura bakmayın. Kapatayım şimdilik konuları. Yok hocam, çok teşekkürler. Çok faydalı oldu. Kalender hocam. Aslında, hocam Caner hocam, ufak bir soru sorabilir miyim acaba?
Buyurun, buyurun hocam. Şimdi 30 yıllık polis örneğinden yola çıktık ya, birçok şeyi bilebiliyor falan. Acaba bunun yerinde, konumuzda zaten robot, bir robot ise orada bir robot programlaması yapsa, 10 bin tane mimiyi buna kodlasak, acaba ondan çok daha hızlı ve güvenilir karar verebilir mi? Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika bir soru. Ben birçok detaya giremiyorum. Mesela bunu hatırlattığınız çok iyi oldu. Bu yapıldı bile hocam. Şöyle, Amerika'da 7 yıl önce bir AVM, hem de bak 7 yıl önce AVM'de pilot çalışması yapıldı. Aslında şöyle hemen hızlandırayım. Az önce Wharton'ın otistik çocuklar için olanı söyledim ya. Biliyorsunuz otistik çocuklar bir anda agresifleşebiliyor. Fakat şunu fark etmişler. O agresifleşmeye birkaç saniye kala çocukların yüzlerinde bazı mimikler oluşuyor. Ama belli belirsiz işte. Bunu gözle algılayamıyoruz. Bunun için başlatılan çok kutsal bir çalışma var Wharton'da. Diyorlar ki biz bir kamera yapalım. Bu kamera çocukları seyretsin sınıfta. Çocuğun yüzünde o mimikler oluşmaya başladığı anda biz müdahale edelim. Gidip çocuğu sakinleştirmek gerekiyormuş. Ve bu kamerayı bu yüzden yapmaya kalkarlarken hocam, tabii ben hep derim pazarlama dünyanın en yan kesici bilim dalıdır. Biz pazarlama bilimi olarak bir bilim dalında bir işimize yarayacak bir şey bulduğumuz anda onu çaktırmadan alırız. Maalesef böyle bir yapımız var. Hemen pazarlamacılar diyor ki, Amerikalı pazarlamacılar, ya diyor bu eğer otistik çocuğun yüzünü okuyabilecekse müşterinin de yüzünü okutabiliriz diyorlar. Madem yüzdeki 10 bin mimiyi algılayacak kadar hassas bir kamera yapmışlar diyorlar ve bunu alıyorlar Amerika'daki AVM'ye koyuyorlar hocam. Olay şu, AVM, sonra bunun devamı gelmiştir mutlaka. AVM'den içeri giriyoruz ya, kamera hepimizin yüzüne bakıyor. İşte belli algoritmalar girmişler, siz daha iyi bilirsiniz. Ve tüm mağazalara sizin resminizle beraber yazar kasadan bir kağıt çıkıyor, fiş gibi. Yüzünüz de gözüküyor. Diyor ki bu adam, atıyorum rakamı, %78.6 alıcı ya da %22 alıcı. Dükkana girdiğinde ona göre muamele edin diyorlar. Herhalde soruna cevap olmuştur. Polis tarafı çok kolay olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Çok teşekkürler hocam. Aslında biz bu workshop'u bir saat çerçevesinde tutmuştuk ama o kadar güzel oldu. Şu an bir saati süremizi de bayağı bir açtık hatta. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Son olarak hem Azerbaycan hem Türkiye bağlamında yeşil ekonomi ve robot teknoloji çerçevesinde bizi izleyen izleyicilere ve insanlara söylemek istediğiniz ne var hocalarım? Yine döngüyü Rıza Hoca'dan başlatalım o zaman. Geleneğe bağlı kalarak. O zaman ben şöyle genel olarak bir toplayayım. Robot teknolojinin yeşil ekonomiye nasıl katkı sağlar, neler yapar? Bir cümle bahsedeyim, bırakayım Ahmet Hocam'a sözü. Yeşil ekonomiye robot teknolojileri enerji ve malzeme verimliliğini arttırarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekleyerek, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerini optimize ederek, yine sürdürülebilir tarım ve üretim yöntemlerini teşvik ederek, yine çevresel sürdürülebilirliği ve ekonominin büyümesine destek sağlayarak birçok katkı sunuyor. Tabii bu entegrasyon olduğu sürece de sürdürülebilir kalkınma hedefleri daha ön plana çıkıyor. Ülkeler bu konuda daha güzel çalışmalar yapıp daha ileri noktalara gelmesini sağlıyor diyeyim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Hocam'a bırakayım sizi. Robot teknolojileri dediğimiz zaman zaten artık girmedikleri alan yok neredeyse. Ama bizim mesela geçen bir eğitim uzmanı bir kişi şöyle dedi ailelere. Mesela ne yapıp edin dedi, kombi tesisatçılığını öğretin dedi mesela çocuklarınıza ya da o alanda geliştirilecek bireyler de olması lazım. Sonuçta robotta bir sınırlılığı var. Sınırlılık çerçevesinde yapabileceklerinin kapasitesi belli. Dolayısıyla hani şöyle de bir korku olmaması lazım. Robotlar gelecek, dünyayı ele geçirecek diye de bir şey olmayacak. Onların sınırlılıkları farklı. Bizim hedefimiz robot teknolojilerini özellikle
yeşil alanlarda, bu tabii tarım olsun ya da işte diğer sektörler olsun, ticaret olsun. Burada insanlık faydasına daha nasıl çözümlerde kullanabiliriz? Amacımızın bunları olması lazım. Amacımızın bunların olması lazım. Diğer yine riskli konular ya da işte kuşkular konusunda da uluslararası ilişkilerle birlikte, uluslararası ortaklarla birlikte yasal zeminler çerçevesi oluşturulduğu zaman bu problemlerin de ortadan kalkacağı kanısındayım ben. Dolayısıyla da bizim hedeflediğimiz süreçlere ve daha yaşanılabilir bir dünyada robot ve yapay zeka teknolojilerinin oldukça büyük katkısı olacağına inanıyorum ve sözü Caner hocama bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Buyurun Caner hocam. Hocam şöyle kısaca aslında özetleyebilirim ben kendi açımdan, yine bir pazarlamacı, bir tüketici, tüketim araştırmacısı olarak. Şimdi yeşil ekonomideki sorun ne? Yeşil ekonomideki sorun, yine pazarlama perspektifinden söylüyorum çünkü değerli iki hocam zaten üretim tarafında bunu şirketler nasıl kullanabilir? Harika anlattılar. Yeşil ekonomide firmalar ve tüketiciler için sıkıntı şu, maliyeti arttırıyor. Dolayısıyla ürünün fiyatı artıyor. Değil mi? Şeyde sürdürülebilirlik tarafında da verimsizlik yaratıyor. Çünkü sürdürülebilir olman için çevreye dikkat etmen gerekiyor vesaire vesaire. Bu sefer firmanın verimi düşüyor. İstediği kadar üretim yapamıyor. Şöyle diyelim, o vahşi kapitalizmin ona sunduğu imkanlar kadar üretim yapamıyor bu sefer. Dolayısıyla bir yerde maliyet var, bir yerde verimsizlik var. Şimdi çok doğal olarak robot teknolojileri kullandıkları anda firmalar, markalar özellikle işçilik, ham madde ve sabit giderler tarafında maliyetlerini düşürecekler. Dolayısıyla yeşil ekonomi onlar için daha cazip hale gelecek. Sürdürülebilirlik tarafında da yine robot teknolojiler sayesinde kapasite artışı olacağında o bahsettiğim verimsizliğin de son derece azalacağını ya da belki de tamamen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. O yüzden robot teknolojiler, green ekonomi yani yeşil ekonomi ve sustainability, sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz, hatta artık bu işin ilerlemesinin tek çaresi olarak karşımızda gözüküyor. Ben Azerbaycan, Türkiye iki kardeş ülke bağlamında da şöyle olması, şöyle bir ütopya kurabilirim kendimce. Yani keşke dünyada biz inşallah şu Nahçıvan üzerinden tamamen de birleştirmemiz de gerçekleşirse, karayoluyla veya tren yoluyla tamamen gerçekleşirse biz keşke Azerbaycan ve Türkiye olarak dünyada green ekonominin ya da sürdürülebilirliğin dünyayı örnek model bölgesini oluşturabilsek. O artık Çin de biliyorsunuz eskisi kadar maliyetler açısından cazip değil. Dolayısıyla aynı zamanında bütün firmaların Çin'e gitmesi gibi green ekonomi ve sürdürülebilirliği stratejilerinde ön plana almış firmalar, dünya markaları bizim Azerbaycan ve Türkiye'nin ve Nahçıvan'ın oluşturduğu bu bölgeyi keşke bir cazibe merkezi olarak görseler. Biz de bu konuda dünyaya örnek bir yapı oluşturabilsek. Bu da bizim ütopyamız olsun. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel noktalara dokundunuz. Ben de aynı görüşteyim. Aslında şimdi bizde COP29 düzenlenecek Azerbaycan'da. Ve bu aslında belki de bu noktada bir yapı taşı, bir ilk etap olabilir. Dediğiniz noktaların ilerlemesi açısından. Öncelikle ben hocalarıma çok teşekkür ederim. Bizi izleyen izleyicilere çok teşekkür ederim. Faydalı ve dolu bir içerik olduğunu düşünüyorum. Hem nöropazarlama tarafı, hem yeşil ekonomi tarafı, hem robotlar, hem pazarlama, hem ekonomi, hem üretim tarafı açısından ele alırsak. Aslında ben son olarak şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. İnsanlığın en çok endişesi bir yerden sonra bu robotların kontrolden çıkması veya etik olmayan bir eğilim sergilemesi ihtimali yönündedir. Ama yine de ben şuna inanıyorum. Şu an robot teknolojisinin karşısında durmak
büyük bir sel akınına sadece kollarını açarak engel olmaya çalışmaya benziyor. Yani o yüzden bunun şartları değil, biz şu an bu şartlar içerisinde insanı daha bir üst modele nasıl çıkartmamız gerekiyor? İnsanın bilinçaltı veya diğer noktalarda kendi verimini, kendi potansiyelini daha fazla nasıl kullanması gerektiği noktasında da odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Hocalarım, size çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Umarım faydalı ve işe bundan sonraki süreç için işe yarar bir içerik olmuştur bizim bu workshopumuzda. Vakit ayırdınız. Bugün pazar günü, zamanınızı aldık biraz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Estağfurullah. Ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür Rıza Hocam, Ahmet Hocama da değerli katkılar için ayrıca teşekkür ederim. Kalender Hocam eksik olmayın. Ben çok keyif aldım. Çok sağ olun tekrar. Çok keyifli Çok sağ bir oturumdu. Çok teşekkür ederim Caner Hocama, Rıza Hocama, Kalender Hocama da moderatörlüğün için. İnşallah devamı gelir diyorum. Kendinize iyi bakın tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz. Kalender Hocam, böyle bir oturuma moderatörlük ettiğiniz için, ayrıca Caner Hocama çok değerli bilgiler için, yine Ahmet Hocama çok değerli bilgiler için ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonrakinde görüşmek üzere diyorum. İnşallah hocalarım, görüşmek üzere. Görüşürüz.